Şunlara bak, ne güzel alan çekiyorlar. Gördün mü Ekin? Evet. Büyüyünce sen de böyle Pepe gibi, Şila gibi, Bebe gibi halk oyunları oynayacaksın evlat. Tamam. Nenemle Ekin bizi izliyor. Bir şey mi isteyeceksin hayatım? İsteyin hayatımda da dedemin nenine hayatımda bizimlerce koşla diyorum. Ben yemek yapacağım da Eke sizin yanınızda kalsın biraz. Göz kulak olun çocuğa, olur mu? Aa, tabii tabii. Sen bak işine. Aa, göz kulak olmak mı? Göz kulak olmak ne demek dede? Biz Eke'ye nasıl göz kulak olabiliriz ki? Aa, evet. Ne demek göz kulak olmak? Şöyle çocuklar, göz kulak olmak bizim güzel Türkçemizdeki çok güzel deyimlerden biridir. Göz görmemize, kulak duymamıza yarar ya. Birine göz kulak olmak demek, onu korumak, kollamak demektir. Gözümüzün, kulağımızın hep onda olması demektir. Ha, yani nenem Eke'ye dikkat edin. Bir yerlere kaçmasın demek istiyor, öyle mi? Evet, evet. Aman diyeyim, gözünüzün önünden ayırmayın. Pire gibi vallahi bir anda yok oluyor. Merak etme hayatım. Yine hayatım dedi. Hadi araştırayım. Hadi bas düğmeye Eke. Müzik çalsın. Tamam. Allah sinek. Aferin kardeşime benim. Harikasınız çocuklar. Harika, harika. Evet koçum, ne oldu? Söyle bakalım. Eke koptu. Aa, neden Eke? Evet, neden Ekeciğim? Sesten. Sesten mi? Hangi sesten Eke? Aa, anladım sanırım. Şila'nın zılgıtını ilk kez duyduğu için biraz tedirgin oldu Eke çocuklar. Tedirgin mi? Evet Ekeciğim, ablan halay çekerken çok mutlu olduğu için öyle bir ses çıkardı. Yani o ses mutluluk sesi. Evet güzel kardeşim, böyle mutlu olduğumuzda. Yani korkacağım bir şey yok Ekeciğim. Zılgıt mutluluk sesidir. Evet, bazen çok üzüntülü olunca da zılgıt sesi çıkarabiliriz. Ama şu an hepimiz mutluyuz Eke. Eke de mutlu. Yapamıyorum ki Eke. Bir daha yapsana Şila. Yapayım mı Eke? Evet, yap Şila. Ben bayılıyorum zılgıta da, halk oyunlarımıza da. Ben de çok seviyorum türkülerimizi. Halk oyunlarımızı öyle çok seviyorum ki. Ben de bayılıyorum halk oyunu oynamaya. Ben de. Dede, neden biz bu kadar çok seviyoruz halk oyunu oynamayı? Çünkü onlar bizi biz yapan çok önemli şeyler papa. Bizim dedelerimiz, nenelerimiz... Aa dede, senin de mi deden var? Evet, tabii ki baba. Benim dedem de var, dedemin dedesi de var. Herkesin dedesi, nenesi vardır. Küçük bebeğim. Aha, ne güzel. Ne diyordum? Ha?
İşte bizlerin dedeleri, neneleri, onların dedeleri, neneleri, yani hepimizin ataları bu halk oyunlarını, neşelerini, mutluluklarını, sevinçlerini, bazen de üzüntülerini birbirleriyle paylaşmak için kendileri bulmuşlar. Aa, bizim atalarımız bu oyunları bulmuş öyle mi? Evet Çilacığım. Yaşasın atalarımız. Yaşasın. Ben kendimi çok mutlu hissediyorum. Hadi horon tepelim o zaman. Tamam hadi. Deli boy kavaklar, deli boy kavaklar, açtı yeşil yapraklar, açtı yeşil Oh seni Eke. Eke. Ben o yâre doymadım. Ben o yâre doymadım. Dansın kara. Kaçlar dansın kara. Kaçlar gidip yandan yandan. Yandan biz koklar. Sondan yandan biz koklar. Sondan yandan yandan. Yandan 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 biz koklar. Sondan yandan biz koklar. Sondan yandan. Askadan gel askadan. Askadan gel askadan. Askadan gel askadan. Çok eğlendim ama biraz dinlenelim. Evet ben de yoruldum. Hadi o zaman içeri gidelim, biraz soluklanalım, hem de su içelim. Hadi. Nerede? Aa, hay Allah, burada değil mi? Eyvah, dışarıda kaldı. Ay nenem, gözünüzün önünden ayırmayın demişti, koşuyor. Eke! Oğlum! Eke! Eke! Neredesin tatlı çocuk? Eke! Eke, güzel oğlum neredesin? Eke! Ay ortalıkta görünmüyor. Nasıl unuttuk biz? Koçum! Eke! Neredesin oğlum? Eke! Oğlum! Eke! Eke! Ekeciğim, ses ver kardeşim. Saklambaç mı oynuyorsun yoksa? Ne arıyorsunuz öyle bakayım he? Eke'yi bulamıyoruz. Hadi Allah iyiliğinizi versin. Nasıl bulamıyorsunuz? Oğlum Eke! Oğlum neredesin? Ay, nasıl ayırdınız gözünüzden? Özür dileriz nene. Bir an dalgınlığımıza geldi. Eke! Allah'ım! Nasıl kaybedersiniz el kadar çocuğu? Vallahi anlamadım. Eke! Yok, yok, yok. Baktığım hiçbir yerde yok. Güzel kardeşim, lütfen neredesin? Ne yapacağız şimdi nene? Vallahi saçımı başımı yolacağım. Nasıl unuttuk çocuğu ya? Ya ders olsun size. Sizi gidi dalgınlar sizi. Bir şey miyorsun nene? Nasıl kaybettiniz çocuğu diyorum yahu. Ne yapacağız? Ay, canım Eken benim. Şu an hemen burada olması için ne istese yapardım. Hadi şey, hadi çeksene. Eken. Güzel kardeşim.
Oh, sineke. Yeşil sineke burada, burada. Ay, kokuyu duyuyor musun bebe? Aa, bakayım. Evet, çok güzel kokular geliyor. Annem ne yemek yapıyor acaba? Ne yemek mi yapıyor? Kokudan anlamadın mı ne piştiğini? Aa, hayır, anlayamadım abi. Güzel bir yemek kokuyor ama bilemedim ne olduğunu. Allah seni bebe. İyi kokla. Senin çok sevdiğin bir yemek bu. Benim çok sevdiğim bir yemek. Evet, benim de çok sevdiğim bir yemek. Pek kuru fasulye mi? Uy uy uy, iyi kokla bebe. Kuru fasulye böyle kokmaz ki. Lahmacun mu? Hayır bebe. Hadi anla kardeş. Denizden alınan bir yiyecek. He? Denizden yiyecek mi alınır? Evet, tabii ki. Hadi düşün, bulacaksın. Denizden ne çıkar ve biz onu afiyetle yeriz? Ha, buldum, buldum. Sabiha, bu balık kokusu. Sonunda buldum bebe. Aa, şu. Balık pişene kadar bize bir kitap okur musun? Ha, tabii okurum tatlım. Al şu. Bu sevgili balıkçı kitabını oku. Ben bu kitabı çok seviyorum. Ben bu kitabı okumamıştım. Çok merak ettim. Balıkçı P adında sinirli mi sinirli bir balıkçı varmış. Bu balıkçı her gün balıkçı teknesine biner, denizin derinliklerine gider balık tutarmış. Çok sevgisiz bir balıkçıymış balıkçı P. Öf be, ne kadar yoruldum. Yine bir sürü balık tuttum. Ama kendimi hiç mutlu hissetmiyorum. Balıkçı P işini çok iyi yapıyormuş. Yani balık tutmayı çok iyi biliyormuş. Ama hiçbir zaman kendini mutlu hissetmiyormuş. O gün tuttuğu balıkları satmak için karaya çıktığında küçük bir kız çocuğu görmüş. Elinde küçücük bir oltayla deniz kenarında balık tutmaya çalışıyormuş küçük kız. Balıkçı P küçük kızı görünce kendi kendine... Bu ne be? Bu kız ne yapıyor burada böyle? Demiş. Kız bunu duyunca üzgün bir ifadeyle... Kardeşim evde hasta. Doktor her gün mutlaka balık yesin dedi. İyileşmesi için balık yemesi gerekiyor yani. Ben de balık tutup onu götüreceğim. Ama sabahtan beri bir balık bile tutamadım. Demiş. Sonra balıkçı P'nin tuttuğu bir sürü balığa bakıp... Siz ne kadar çok balık tutmuşsunuz. Demiş iç geçirerek. Balıkçı P hiç düşünmeden terslemiş kızı. Sen de çalış, senin de olsun. Ben de evde bir sürü kişiye bakıyorum bu tuttuğum balıklarla. Hiç kusura bakma. Sana bir tane bile vermem. Deyip yoluna devam etmiş. Küçük kızın kalbi çok kırılmış. Vermezsen verme. Ben karşıma mutlaka balık tutacağım işte. Demiş kendi kendine. Gerçekten de o sırada oltasına bir balık gelivermiş. İşte bir tane tuttum. Ay, çok sevindim. Tutamayacak diye çok üzülmüştüm. Hiç değilse bir tane tuttu. Bir sonraki gün balıkçı P yine teknesine binmek için deniz kenarına geldiğinde denizin kenarında yaşlı bir balıkçının oltayla balık tuttuğunu görmüş. Balıkçı P tekneye binerken yaşlı adam olduğu yerden seslenmiş. Rastgele oğlum. Hadi be oradan. Bana hep rast geliyor zaten. Sen kendine bak. Diye yaşlı adamı da terslemiş. Aa, ben bu balıkçı P'yi hiç sevmedim. Hem sinyeri hem çok kaba. Evet. Hem küçük kıza davranışları hem de yaşlı adama böyle konuşması hiç güzel değil. Haklısınız çocuklar. Balıkçı P teknesine binmiş ve denize açılmış. Yaşlı adam da deniz kenarında oltasıyla sabırla balık tutmaya devam etmiş. Balıkçı P o gün yine bir sürü balık tutmuş. Akşam olduğunda teknesiyle yaşlı adamın olduğu yere geldiğinde küçük kız da yaşlı adamın yanında balık tutuyormuş. Balıkçı P onları görünce kendi kendine "Uş, yine buradalar. Hala balık tutamamışlar anlaşılan." demiş. Balıkçı P teknesinden inerken yaşlı adam ona "İyi akşamlar oğlum. Ne güzel rast gelmiş anlaşılan." "Dedik ya, bana hep rast gelir zaten." "O kadar emin olma balıkçı. Bazen rast gelir, bazen gelmez." "Bana hep rast gelir. Siz kendinize bakın." deyip yoluna devam etmiş yine balıkçı P. "Bu balıkçı ne kadar aksi biri. Sizce doğru değil mi?" demiş. Yaşlı adam yanıtlamış. "Evet kızım. Herkes başka başka işte." "Çok balık
yapıyor ama hiç mutlu görünmüyor. Bakın bir balık geldi sonunda. Sonunda. Yaşasın. Ben bir balık tutunca bile dünyalar benim olmuş gibi seviniyorum oysa. Demiş. Böyle günler geçmiş. Günler boyunca balıkçı P, yaşlı adamı ve küçük kızı hep terslemiş. Onlara hiç gülümsememiş. Yaşlı adamsa her seferinde balıkçı P'ye bıkmadan selam vermiş. Rastgele demiş. Rastgele oğlum. Bugün de rastgele. Allah'ım yarabbim ya. Sen bana rastgele demekten bıkmadın mı? Bana zaten rastgele diyorum, anlamıyor musun? Olsun evladım. Deniz bu. Rastgelsin. Neden her gün ona rastgele diyorsunuz? Belki duymak istemiyor. O duysun diye değil evladım. Gerçekten her gün dilediği kadar balık tutabilsin diye iyi dileklerde bulunuyorum. O bizim için hiç iyi dilekte bulunmuyor. Olsun. Sen kendi niyetini ve iyi duygularını hiç kaybetmemelisin. Karşındaki kaba ve anlayışsız bile olsa bir gün mutlaka senin iyiliğini ve sevgini anlar kızım. Demiş. Günlerden bir başka gün yine yaşlı adam balıkçı P'ye rastgele dedikten sonra bir şey olmuş. Aa, bir şeyler oluyor. Aa evladım, bir balık sürüsü bu. Balıklara bakın. İşte bak sonunda bile de rastgele, gördün mü? Görmem mi? Diğer gün balık oldu. Kardeşim, hayal geçer balıklar. Yaşlı adam ve küçük kız mutlulukla balıkları toplarken, balıklar havada uçuşurken balıkçı P gelivermiş. Balıkçı P çok üzgün görünüyormuş. Karaya geldiğinde yaşlı adam ve küçük kızın balık yağmuru altında kahkahalarla güldüğünü görmüş. Daha da üzülmüş. O sırada yaşlı adam ve küçük kız balıkçı P'yi fark etmiş. Bak balıkçı, sonunda bize de rast geldi. Senin kadar balığımız var bugün. Demiş. Balıkçı P üzgün bakarken... Ben bugün hiç balık tutamadım. Baksanıza teknem bomboş. Bugün bana rast gelmedi. Evdekilere ne diyeceğim bilemiyorum. Yaşlı adam üzgün balıkçı P'ye dayanamamış ve... Bizim ihtiyacımızdan çok balık var burada. İstersen senle balıklarımızı paylaşabiliriz ha? Demiş. Aa, nasıl yani? Yaşlı adam balıkçı P'ye balık mı verecek? Evet canım. Balıkçı P onlara vermemişti. Ama yaşlı adam ve küçük kız balıkçı P'ye verecekler. Çünkü yaşlı adam ve küçük kız sevgili insanlar. Doğru Pepe. Balıkçı P bu teklife çok şaşırmış. Yaşlı adam hemen eklemiş. Tabii küçük kız da balıklardan sana vermeyi kabul ederse. Küçük kız bunu kabul etmez. Çünkü onun balığa ihtiyacı olduğunda ben bir tane bile balık vermemiştim ona. Demiş. Küçük kız gülümsemiş ve... Sen bana balık vermemiştin, doğru. Ama ben sana vereceğim balıkçı. Oo. Çünkü ben insanların mutlu olmalarını çok önemsiyorum. Sen mutlu olduğunda ben de mutlu olabilirim. Demiş. Balıkçı P duyduklarına inanamamış. Gerçekten şimdi bana bugün balık mı vereceksiniz? Evet. Balıklarla ilk kez güldün. Ve aslında gülmek ne kadar çok yakışıyor balıkçı. Balıkçı şaşkın. Evet, girince kendimi çok iyi hissettim. Hiçbir zaman olmadığım kadar iyi. Ben size iyi davranmadığım için çok özür dilerim. Bundan sonra bana ne zaman ihtiyacınız olursa her zaman sizin yanınızda olacağım. Hem kendimi hem etrafımdakileri mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Demiş. Bu öyküden sonra balıkçı P'nin adı sevgili balıkçı olmuş. O da artık sevgi dolu bir insanmış. Her gün hem kendisi gülümsemiş hem de etrafındakileri hep mutlu edip gülümsetmiş. Kendisi de sevdikleri de böylece hep mutlu olmuş. Ben artık sevgili bir balıkçıyım. Hadi gelin teknemle beraber balık tutalım bugün. Ne dersiniz? Hadi. Yaşasın, teknede balık tutacağız. Bu öykü de burada sevginin gücüyle sona ermiş. Çok güzel bir öyküydü Şuşu. Evet, ben de çok seviyorum bu öyküyü. Hep okumak istiyorum. Sevgisiz balıkçı nasıl da sevgili balıkçıya dönüştü? Yaşasın.
Efendim bebe? Yaşlı adamın yerinde olsan sen de onun gibi iyi ve sevgi dolu davranır mıydın? Davranmaz mıydın yoksa? Olur mu çocuklar? Ben de aynen yaşlı adam gibi davranırdım. Hiç şüpheniz olmasın. Ay biraz daha. Aşk olsun bebe. Şimdi hepinizi geçeceğim. Koş bebe, koş Tutu. Tutu bizi yakalayacak. Kimse beni yakalayamaz bir kere. Çok yoruldum. Ben böyle iki elini yana açıp özgürce koşmak çok güzel. Bence de. Özgür kuşlar gibi uçtuk sanki. Ay çok güzeldi. Kendimi koşunca böyle hareket edince çok iyi hissediyorum. Ben de. Merhaba Şişu. Aş merhaba. Merhaba Şuşu. Çok yoruldum. Nefes nefese kalmışsınız. Biraz da bu kırlarda, bu tepelerde koştuk ya Şuşu. Ondan. Ne güzel. Böyle koşunca biz kendimizi çok iyi hissediyoruz. Neden Şuşu? Bedenimiz hareket etmeyi, yürümeyi, koşmayı çok sever çocuklar. Yani koşmak da aslında bir çeşit spordur. Aha, spor bedenimiz sağlık veriyor değil mi Şuşu? Evet canım. Sağlıklı olduğumuzda da kendimizi çok iyi hissederiz. Peki aklımızı, düşüncelerimizi, düşlerimizi nasıl etme edebiliriz Şuşu? Çok güzel bir soru Tutu. Bunu düşünüp sorguluyor olman ne güzel canım. Bu sorunun yanıtını ben de çok merak ediyorum. Ben de. Peki şimdi bir düşünün bakalım. Aklınızın, düşüncelerinizin, düşlerinizin çok mutlu olduğu bir an anımsamaya çalışın. Harika, merakla dinliyoruz seni Tutu. Nedir? Ben en çok piyano çalarken düşlerimi, düşüncelerimi mutlu ve özgür hissediyorum. Çünkü onu çalarken sanki müziğin içine giriyorum. Ben de onun bir parçası gibi oluyorum Şuşu. Harikasın Tutu. Ne kadar güzel anlattın kendini. Sen ne güzel piyano çalıyorsun Tutu. Sağ ol Pepe. Ne güzel. Ben de buldum Şuşum. Seni dinliyorum bebe. Benim düşüncelerim, düşlerim en çok kendimi, yani hissettiklerimi çok iyi anlatabildiğim zaman mutlu oluyorlar. Ben galiba kendimi en iyi şiirlerle anlatabiliyorum. Vay, şiir mi? Harikasın bebe. Mutlu bir günü seni gördüğüm an. Kapının ardında elinde bir tost ve süt. Onu yemeden giderim diye endişeliydin. Bense seni mutlu görmek için dünyaları bile yerdim. Ne güzel bir şiir bu bebe. Sabah annemi görünce yazmıştım bu şiiri. Harika bir tanem. Çok güzel ifade ettin kendini. Şiir de olağanüstü bir sanattır. Sanat mı? Evet canım. Sanat ne demek Şuşu? Sanat her insanın kolay kolay fark edemediği etrafımızdaki önemli ayrıntıları fark etmek ve bu fark ettiğimiz şeyleri güzelliklerle başkalarına anlatmaktır diyebiliriz çocuklar. Bunu yapana sanatçı denir. Ayrıntıları sanatçı kendi duygularını da katarak notalar yoluyla anlatırsa müzik eseri, renkler yoluyla anlatırsa resim, kelimelerle anlatırsa şiir, öykü, roman gibi eserler ortaya çıkar. Bu eserleri dinleyen, gören, okuyan kimseler yaşamdaki bu ayrıntıları sanatçı sayesinde fark eder ve yeni yeni duygular keşfeder. Çünkü sanat insanı yeni duygularla tanıştırır, farklı düşünmesini sağlar. Sanat insanca duygularla yaşamak ve bu duyguları paylaşmak için çok değerlidir çocuklar. Sanat harika bir şey o zaman. Bence de. Ben de düşlerimin ve düşüncelerimin en mutlu olduğu anı buldum Şuşu. Çok merak ettim. Nedir Pepe? Ben en çok birisi bana kitap okurken mutlu ediyorum düşlerimi ve düşüncelerimi. Hatta kitabı biri bana okurken düşlediklerimden öyle mutlu oluyorum ki aklımdan bir sürü değişik öyküler geçiyor. Yazmayı öğrendiğimde ben de öyküler kurup yazmak istiyorum Şuşu. Pepe büyüyünce yazar olacak yani. Çok güzel.
Bence de çok güzel. Evet, neden olmasın bir tanem? Tabii ki yapabilirsin. İyi bir yazar olmak için önce çok iyi bir okur olmanı, yani çok çok kitap okumanı öneririm tatlım. Tabii. Bak bir öğreneyim ben okuma yazmayı. Neler yapacağım? Hadi bize bir öykü yazsana Pepi. Aa, tamam. Başlıyorum. Çok heyecanlandım. Ben de. Dinliyoruz seni Pepe. Zamanların birinde çok aksi bir kaptan varmış. Gemiyi kullanan kişiye kaptan denirmiş. Bu kaptan çok asık suratlı ve biraz da sinirli bir kaptanmış. Kaptanın gemisinde çalışan diğer denizcilerse kaptanın aksine çok güler yüzlü, çok sevgi dolu denizcilermiş. Hem işlerini çok iyi yaparlarmış, hem de yaşamdaki güzellikleri bilir, yaşar mutlu olurlarmış. Aa, bakın güneş ne kadar güzel bakın. Evet denizci be, bugün güneş her zamankinden daha güzel gerçekten. Bakın şurada da bir tane yunus balığı sürüsü geçiyor. Ne kadar güzeller, şunlara bakın. Evet çok güzeller. Denizin mavisi, bulutların beyazı. Aldığımız hava bile harika. Kaptan yaşamdaki böyle küçük ama insana mutluluk veren bazı ayrıntıları pek göremiyor. Görene de pek bir sinirleniyormuş. Ne yapıyorsunuz burada? Yunuslara, güneşlere bakacağınıza işinize bakın. Hadi bakalım hadi. Bizi hiç anlamıyor. Gerçek hayatta da böyle aksi kişiler var değil mi Şuşu? Evet canım, elbette var. Ay ben bu aksi insanların hepsini bulup onları tek tek gülmeyi öğretmek istiyorum Şuşu. Ne güzel olur canım. Hadi Pepe devam et. Tamam. Gemiciler günlerdir denizde yol alıyorlarmış. Çok çalışıp çok yorulmuşlar. Dinlenme vakitleri gelince üçü bir araya gelip iyi vakit geçirmeye karar vermişler. Denizci Tu çok iyi piyano çalabiliyormuş. Bu benim kendi bestem. Adı da Denizci Bir Başına. Demek bizim denizci arkadaşımız besteler de yapıyor. Ne güzel. Seni dinliyoruz Denizci. Hadi çal. Bu ne gerekse? Sizin dinleme vaktiniz değil mi? Niye böyle gereksiz şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz? Diye denizcilere kızmış. Denizci B artık dayanamamış. Ne zamandır hep sustum. Ama artık susmayacağım. Çünkü sen de insansın. Ve insana ait güzelliklerden mutlaka anlarsın. Bu ne demek şimdi? Hiçbir şey anlamadım ben. Denizci B doğru söylüyor. Artık senin de müzikten hoşlanmayı, etrafındaki güzelliklerin ayırdına varmayı, durup düşünmeyi, düşlemeyi, bunlarla gülümsemeyi öğrenme vaktin geldi kaptan. He, nasıl yani? Ben de denerim, gülümserim diyorum. Çok kolay kaptan. Bak şimdi bize. Başına gelen iyi olmayan şeyden bile derin bir nefes al. Sonra şöyle bir gülümse. Hadi lütfen sen de dene. Görmeyi dene. Düşün benimle. Gezmeyi dene. Sor sor bir kendine.
Başardım, başardım. Sonunda sevgisiz ve aksi kaptan da gülmeyi başarmış. O günden sonra kendini çok daha mutlu hissetmiş. Artık sevgisiz kaptan da diğer denizciler gibi sevgili bir kaptan olmuş. Yaşasın. Harika bir öyküydü abi. Evet Pepe, gerçekten. Ben bu öyküye bayıldım. Dudu, ne oldu? Ben bir türlü bulamadım. Düşlerimin, düşüncelerimin en çok mutlu olduğu anı. İyi düşün tatlım, mutlaka vardır. Buldum, buldum. Ben en çok bale yaparken mutlu oluyorum. Şöyle mavi bir güneş çizeyim. Ve sarı renk bir dere. Şimdi de üzerinde mor muzlar olan kırmızı bir muz ağacı çizeyim. Çok güzel oldu. Ve şöyle pembe saçlı bir anne, yeşil saçlı bir baba, mavi saçlı bir bebe ve açık pembe bir saçlı bebe. Bebeciğim. Oo anne. Ne güzel bir resim çizmişsin öyle. Evet, bak bu sensin. Pembe saç oldukça yakışmış bana. Gerçekten boyasam mı? Anne ya, gerçekte pembe saç yoktur ki. Evet, yoktur. İşte bu yüzden ben resim yapmayı çok seviyorum. Gerçekte olmayan bir sürü şeyi çizebiliyor insan. Doğru. Sarı renk dereler, mavi güneş, mor muzlar, kırmızı ağaçlar. Çok eğlenceli. Anneciğim, bu resmi de duvarıma asabilir miyim? Tabii hayatım. Gel ben sana bant vereyim, sen de resmini duvarına yapıştır. Buraya yapıştıracağım. Olur mu anne? O duvarda istediğiniz şeyi istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz Pepeciğim. O duvar sizin özgürlük duvarınız ya. Evet, özgürlük duvarı. O zaman yapıştırdım bile. Çok güzel oldu. Buradaki bütün resimlerin, yapıştırmaların hepsi çok güzel. Çünkü özgürlük güzel bir şey anne. Doğru bir tanem. Hem de çok güzel bir şey. Anne, şimdi biraz televizyon izleyebilir miyim? En sevdiğim çizgi film başlığı olabilir. Tamam canım. Aşağı inelim, izleyebilirsin. Ama kapatman gerektiğini söylediğimde kapatacağız, tamam mı? Neymiş o en sevdiğin çizgi film? Köpekleri çok seven bir çocuğum, maceraları. Sen de benimle izler misin? Aa, olabilir canım. Merak ettim doğrusu. Evet, bak başlamış bile. Bu çocuk eve köpek almak istiyor. Ama evleri bahçeli olmadığı için annesi izin vermiyor. Aa, anlıyorum. Annesi köpeğin de rahat etmesini istiyor demek ki. Apartmanda köpek bakmak biraz zordur çünkü Pepe. Bak bu da yavru köpeğin babası. Aa, niye kovalıyor çocuğu? Yavrusunu alacağını sanmış da ondan. Hay Allah. Bak bu da Cemal abi. Çok komik bir abi bu. Baksana. Çok komik. Ay, ben bakıyorum. Aa, hoş geldin Bibi. Hoş bulduk. Aa, gelsene Bibi. Bak çizgi film izliyorum ben. Aa, ben de bu çizgi filmi çok seviyorum. Ben bakıyorum. Merhaba hayatım. Merhaba, merhaba hayatım. Oo Pepe, Bibi. Hoş geldin dede. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk da yüzümüze bile bakmadınız yahu. Neymiş o öyle izlediğiniz? Yeni bir çizgi film dede. Çok eğlenceli. Baksana. Aa, evet, güzel bir filme benziyor. Bitti bile. Tüh ya, ben sonuna yetiştim. Bizimle oyun oynar mısın dede? Dede? Aa, nereye daldın hayatım? Hayırdır? Bizim zamanımızda açık hava sinemaları vardı. Nedense onu hatırladım şimdi, iyi mi? Açık hava sineması mı? O nasıl bir sinema ki? Ah ah!
Biz sizin yaşlarınızdayken evimizde televizyon yoktu çocuklar. Aa, niye ki? Aa. Henüz televizyon keşfedilmemişti Peppa. Peki siz ne izliyordunuz? Böyle her mahallede açık havada film izlenecek sinemalar vardı. Akşamları yıldızların altında toplanıp hep beraber film izlerdik. Aa, çok güzelmiş. Biz de hiç açık hava sinemasında film izlemedik. Keşke izleyebilseydik. Ya ne güzel olurdu. İsterseniz izleyebiliriz aslında. Gerçekten mi? Evet, dedenin yansıtma aletiyle bahçeye bir açık hava sineması kurabiliriz. Herkesi çağıralım. Olur mu dede? Olur tabii çocuklar. Aa, yaşasın. Ben de size mısır patlağı yaparım. Çok heyecanlı. Ben gerekli aletleri toparlayayım o zaman. Biz de herkese haber verelim. Hadi. Açık hava sineması. Şu. Biz akşama açık hava sineması izleyeceğiz. Biliyor musun? Çok güzel canım. Çünkü biz film izlemeyi çok seviyoruz. Televizyonda ya da sinemada. Ne güzel. Ama televizyon karşısında çok uzun süre film izlemiyorsunuz değil mi? Hayır Şuşu. Sadece bir saat izliyorum ben. Ben de. Çünkü hep televizyon izleyince oyun oynamaya hiç vakit kalmaz. Hem de ne isteyeceğimi annemle beraber karar veriyorum. Böyle korkunçlu filmleri falan izlemiyorum. Aferin sana Pepe. Hadi bir şarkı söyleyelim Şuşu. Söyleyelim. Televizyon izlerken ne izlediğine bak. İzlediğin kanalı çocuk sevgisini tat. Televizyon izlerken ne çok izledin bir var. Bir saatten çoksa unuttuk. Aa, doğru ya. Açık hava sineması mı? Evet.
size bir şaşırtımız var. Hadi gidelim. Ay çok merak ettim. Doğru. Ay dedem hazırladı mı acaba? Çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum ben. Ben de. Ben de. Ben de. Dede. 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 Hadi geçin bakalım koltuklara. Ne izleyeceğiz peki? İşte patlamış mısırlarınız da geldi. Hadi hazır mısınız? No 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 Merhaba maymuş. Şimdi kime çufçufluyoruz? Aa, Zeze de elma takımındaydı değil mi maymuş? Nona! Merhaba Zeze. Merhaba Pepe. Elma tişörtün çok yakışmış. Seninki de. Biz seninle aynı takımdayız. Ne güzel. Yiyorsun elma takımı. İşte Bibi de geldi. Aa Bibi sen de mi elma takımındasın? Evet Zeze ben de elma takımındayım. Çok eğlenceli olacak. Şimdi kimi almaya gidiyoruz maymuş? Aa Mimi hangi takımda acaba? Ben de hatırlamıyorum. Aa Mimi armut takımındaymış. Ya. Merhaba herkese. Evet ben armut takımındayım. Çok güzel bir meyve şenliği olacak. Meyveye mutlu ol. Meyveye mutlu ol. Meyveye mutlu ol. Meyveye mutlu ol. Pepe, en sevdiğin meyve ne? Yazın şeftali, kışın portakal. Dudu, en sevdiğin meyve ne? Yazın karpuz, kışın mandalina. Meyveye mutlu ol, meyveye mutlu ol. Bibi, en sevdiğin meyve ne? Yazın kabuğu, kışın nar. Zeze, en sevdiğin meyve ne? Yazın kiraz, kışın elma. Meyveye mutlu ol, meyveye mutlu ol. Mimi, en sevdiğin meyve ne? Yazın erik, kışın kivi. Tutu, en sevdiğin meyve ne? Yazın incir, kışın armut. Meyveye mutlu ol, meyveye mutlu ol. Keke, en sevdiğin meyve ne? Yazın kayısı, kışın greyfurt. Şila, en sevdiğin meyve ne? Yazın üzüm, kışın havuç. Merhaba Zulu, biz geldik. Merhaba Zulu. Hoş bulduk Zulucuğum. Merhaba Zulucuğum. Güzel arkadaşımız bizim. Merhaba Zulu. Merhaba Zulucuğum. Güzel arkadaşımız Zulu bize bu güzel meyve şenliğini düzenlediğin için sana çok teşekkür ediyoruz. Sen çok iyi bir arkadaşsın. İyi ki varsın.
Çok duygulandırdınız Zulu'yu. Onu çok seviyoruz Şuşu. O da sizi çok seviyor. Ne güzel bir şey sevmek değil mi? Evet. Peki şu meyve yeme şenliği nasıl bir şenlik, bana da anlatır mısınız? Şey Şuşu. Zeze, Bibi ve ben elma takımındayız. Mimi, Tutu ve Dudu armut takımı. Şila, Keke ve Maymuş da portakal takımı. Zulu da gözlemci. Harika. Evet. Şimdi burada bak. Elma ağaçları, armut ağaçları ve portakal ağaçları var. Şimdi önce şenlik alanımızı süsleyeceğiz. Sonra da her takım kendi ağaçlarının başına geçecek. Zulu kum saatini çevirecek. Kum saati dolana kadar her takım kendi ağaçlarından meyve toplayacak. Süre bitene kadar ağaçlardaki tüm meyveleri toplamış olmamız gerekiyor. Sonra da bir güzel oturup hepsini yiyeceğiz. Çok güzel bir şenlik olacak kesin. Hadi süslemelerle başlayalım o zaman. Çok güzel oldu. Elimize sağlık, harika oldu. Hazırız biz Zulu. Dur, sana yardım edeyim Zulu. Ben de yardım edeyim. Olacak gibiyiz çocuklar. Kum saati çok ağır sanırım. Hem ağır hem de çok büyük Şuşu. Ama onu çeviremezsek nasıl şenliğe başlayacağız? Hepiniz beraber tutup aynı anda çevirmeyi deneseniz başarırsınız bence çocuklar. Birlikten kuvvet doğar. Birlikten kuvvet doğar mı? O ne demek? Evet Pepeciğim. Güzel Türkçemizdeki çok güzel deyimlerden biri bu. Yani hep beraber birlik olup bir şey yaparsanız daha büyük bir güç olursunuz. Tek başınıza yapamayacağınız şeyleri beraber olduğunuzda, bir olduğunuzda güçlenip yapabilirsiniz. Aa, harika. Hadi o zaman herkes tutsun. Çok güzel bir deyimmiş bu Şuşu. Ama bizde işe yaramadı. Hepiniz aynı anda birlikte kaldırırsanız gücünüz birleşmiş olacak Pepe. Ben sayıyorum o zaman. 1, 2, 3. İşte birlikten gerçekten kuvvet doğdu. Başardık. Gördünüz mü bak. Kum saati akıyor. Hani meyvelerimizi toplayalım bir an önce. Hadi. Hadi. Çocuklar, kum saati çok azaldı. Haber vermek istedim. Aa, tamam. Ay, çok az meyve kaldı. Hadi hepsini alalım. Harika. Zaman doluyor. Ay, hadi Şile biz de yardım edelim. Yona. Ay, portakal takımı çok üzülecek hepsini toplayamadıkları için. Ne duruyoruz, biz de yardım edelim. Ne öğrenmiştik demin? Birlikten kuvvet doğar. Hadi süre dolmadan alalım bu portakalları. İşte başardık, başardık. Hadi o zaman meyve şenliği şarkımızı söyleyelim. Hadi. Meyve ye, mutlu ol. Meyve ye, mutlu ol. Meyve ye, mutlu ol. Meyve ye, mutlu ol. Pepe, en sevdiğin meyve ne? Yazın şeftali, kışın portakal. Dudu, en sevdiğin meyve ne? Yazın karpuz, kışın mandalina. Meyve ye, mutlu ol. Meyve ye, mutlu ol. Bibi, en sevdiğin meyve ne? Yazın kabuğu, kışın nar. Zeze, en sevdiğin meyve ne? Yazın kiraz, kışın elma. Meyve ye, mutlu ol.
Mimi, en sevdiğin meyve ne? Yazın erik, kışın kivi. Tutu, en sevdiğin meyve ne? Yazın incir, kışın armut. Meyve ye, muslu ol. Meyve ye, muslu ol. Keke, en sevdiğin meyve ne? Yazın kayısı, kışın greyfurt. Şila, en sevdiğin meyve ne? Yazın üzüm, kışın havuç. Tüm meyveleri yemeye başlayalım.